Of, hadi oğlum ne yapıyorsun içeride ya? Savcım olmadı bunun renkleri falan, bir anlayamadım yani. E tamam bir gel bakalım. Niye ya, gayet güzel olmuştu. Ya olmadı işte, çoluğa çocuğa güldüreceksin sana bizi savcım. Allah Allah. Gülüyorlar işte bana. Yok yok, gayet güzel. Benim gömlek nasıl? Olmamış o. Niye, büyük mü biraz? E büyük, bir de rengi de olmamış onun. Evet. Bir küçük bedeni olur sanki. Affedersiniz bayan. Ya savcıma böyle marin tarzı gömlekler var ya, onları gösterir misiniz acaba? Tabii ki gösterelim. Marin tarzı ne oluyor? Böyle salaş. Hani böyle geminin üstünde falan giyiyorlar ya. Daha öyle şeyler yani. Aman ayırma telefonun yanından. Ha bak bu güzel işte. Bedeni de tamam. Bakayım ben. Böyle bir şeyler verdi ama. Bak bir tane ceket var. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Fena değil bu. Bir bakayım ben bunlara, bir deneyeyim o zaman. Tamam mı? Ben gireyim içeri, sen kaybolma bir. Tamam, geliyorum. Buradayım. Bir baksana buraya. Şuna bir tut, iki dakika ya. Geliyorum. Tanık korumaya girseydim eğer, beni nerede tutarlardı? Yani tanık korumaya girenleri aynı yerde tutuyorlar mı? Yoksa hani her seferinde değişiyor mu yerleri, ben merak ettim. Sen hayırdır ya, pek mi meraklısın bugün? Ne oldu? Yo, hayatımızda böyle şeyler oluyor sonuçta, ben yani insan otomatik merak ediyorum. Şeyden değil. Ya Selim değil mi o ya? Savcı! Gördüler şimdi, gireceğiz. Ayıp olur. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Alışveriş mi yaptınız siz? Üst baş bir şeyler aldık ya. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kaldınız ayakta ya? Ha? Otursanıza bir çay kahve bir şeyler, limonata. Olabilir. Olabilir, tamam. Var biraz vaktimiz. Oturun, yorulmuşsunuzdur. Tamam. Selim gel sen böyle otur. Kekim de var. Getireyim. Kek. Kahve. Bir kahve içelim Sıklı. O zaman. Sıklı. Olur, tamam. Delikanlısı. Zahmet vermeyeyim ama aynısından olur. Estağfurullah ya. Ne zahmeti? Hemen. Güzelmiş ceketin, yakışmış. Gergin misin sen? Değilim. Gergin değilim. Sen telefonunu açma oğlum, tamam mı? Takıldığın her yeri tek tek gezmem gerekse de bulacağım seni. Buyurun savcıyım. Metin abi, ellerine sağlık. Rica ederim canım. Afiyet olsun herkese. Sağ ol, hoş geldin. Yağmur, Kaan'ı gördün mü bugün? Biz Kaan'ı görmedik. Yağmur'a sordum ben. Hayır, görmedim. Serap'cığım hoş geldin. Oturmaz mısın? Kaan'ı bulmam lazım benim. Bence Yağmur bilir yerini. Bir şey mi oldu Serap? Yok, gerçekten bugün görmedim Kaan'ı. Üniversiteye gitmeme kararı almış ve sen onun yerini bilmiyorsun. Neler oluyor çok merak ediyorum Yağmur. Gitmeme kararı mı almış? Bundan bile haberin yok. Sana sormadan adım atmaz halbuki, değil mi? Bir ani kararla, öfkeyle falan almıştır ama ben şimdi bir ararım, konuşurum. Tamam. Konuş tabii, konuş tabii, konuş konuş. Açarsa konuşursun. Canan. Canan ne oluyor? Nedir mesele? Yok, kapalı. Bana aranızda neler geçtiğini söyler misin? Hemen. Ne dedin de böyle bir karar aldı Kaan? Serap, ne oluyor sorabilir miyim? Bir şey yok Canan.
Yağmur'la konuşuyoruz. Bana pek öyle gelmiyor. Daha çok azarlıyor gibisin. Anne tamam, bir şey yok. Sakin. Bir dakika. Kaan'ın kararlarından Yağmur niye sorumlu oluyor? Ben onu anlamadım. Canancığım. Kızının Kaan üzerindeki etkisinden pek haberin yok. Bunun farkındayım. Ama ben bunu çok net yaşıyorum. O yüzden Yağmur'a bunu sormak benim hakkım. Tamam, tartışmayın. Ben halledeceğim. Merak etmeyin. Ne halledeceksin? Bir şey halletmeyeceksin ya. Seninle ilgili bir mesele değil bu. Anne sen karışma. Bir şey yapmayacaksın. Dominant annenin dominant kızı. İşin zor Canancığım. Serap bak, daha fazla ileri gitme. Çünkü iyi şeyler olmayacak yani. Kızlar tamam, sakin. Kızın için ne kadar da endişelendin. Bir anne olarak beni anlayabiliyor olman lazım. Bir dakika ya, bir dakika, bir saniye. Ben de bir anlayayım. Ben de bir dahil olayım. Şimdi kızımın Kaan üzerindeki etkisi nedir ya? Bunu bir konuşalım ben. Bunu bir anlamak istiyorum. Nedir? Uyuyan canavarı uyandırdılar. Selim. Belki de bilmemen daha iyidir ya. Gerçekten. Ben bu sorunla uzun yıllardır uğraşıyorum çünkü. Benim kızımın Kaan'ın üzerinde nasıl bir etkisi var Canan? Ne demek yani bu? Onlar ayrıldılar. Ben gidip biraz bulaşık yıkayayım o zaman. Ayrıldılar ne demek? Ne demek ayrıldılar ne demek? Yanılmamışım. Değil mi? Farkında mı ne yaptın? Aa. Kaan. Kaan lütfen beni bir arar mısın? Bak bu yaptığın şey çok saçma. Beni ara lütfen. Biraz sakin mi olsun ya? Kocaman olur mu? Bakarım şunun çaresine. Takmam koyar. Benim yüzümden neler olmuş görmüyor musun? Annem güzel konuştu bir kere. Tamam mı? Senin bu meseleyle hiçbir alakan yok. Mesele senin meselen değil. Bırak. Annem yanılıyor. Ne diyeyim? Ulan arkadaş, Fatih'le çalışmak nedir ya? Aram dedin sen. Akşama geliyorum Akif komiserim. Şahıs güvenli evden firar etmiş. Ne diyorsun ya? Ne zaman? Yeni savcım. Az önce görevli memur aradı. Lavabo penceresinden kaçmış. Ekipleri yönlendirdik. Arama faaliyetlerini... Ya şunu nasıl beceriyorsunuz ya? Tamam geliyorum, tamam. Savcım ne oluyor? Allah kahretsin ya. Hayırdır savcım? Sen şuradan siteyi bulabilir misin? Bilemem ki yani ben. Burası neresi burası? Hiç bilmiyorum. Hayır ben böyle işim. Polisin bahsettiği firari Halil Sadi ile mi bağlantılı savcım? Sen bu adamı bir yerde mi tutuyordun? Oradan mı kaçtı bu adam? Oğlum bir sus lan, hırsımı senden çıkaracağım şimdi ya. Bizim aradığımız şahıs bornozlu 1.80 boylarında bir tip mi? Oğlum bir sus. Arkada kaldı şahıs. Kim kaldı ya? Bornozlu tip. Hayda. Hay Allah. Devam et. Senin tarafında, soldan indi. Dur burada dur. Arabada kal. Latif! Ben bulacağım seni. Latif! Ah.
Kalkma. Ah. Ne yaptın lan sen? He? Of. Rahat bırakın beni. Sen bittin. Ha, nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ha? İndir lan sopayı. İndir o sopayı, indir. Lan devlet memuruna vurulur mu? Bornoz. Bırak kanasın, bırak. Savcım iyi misin sen? Patlatmış kafayı odana. Patladı, kafam patladı ya. Oo, bayağı açılmış. Al şunu götür. Koskoca savcı lan karşındaki. Bak lan. Bak. Senin ehliyetin var mı lan? Ehliyet, ruhsat, her şeyi el koydun. Hatırlamıyorsun herhalde. E, prosedür öyle, ben ne yapayım? Ay 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 ay. Beni sakladığınız yerde bulamaz mı sanıyorsun? Yerimi öğrenecek. Öldürecek beni. Çocuğum var benim. Ölmek istemiyorum, lütfen. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsan seni kendi ellerimle götürür teslim ederim. İlgili şahsa. Burası mıydı? Çek, sağa çek. İyi sen de. Bu nasıl olabiliyor ya? Etrafında sarılı bir şekilde bekleyin yani. Bunları konuşmayalım arkadaş. Geç oraya, geç. Akgün. Sağ ol. Kafaya bir baktırsam mıydık savcım? Ben o kafaya bir komple baktıracağım zaten. Hadi bin. Sakin, bir baktırsa mıydık o kafaya ya? Evde bir pansuman mı yapalım mı? İyi, bakarız. Savcım, ben biraz sahile gidiyorum, kafam dağılsın. Lan senin de ne dağılmaz kafan varmış be kardeşim. Ama dur bir saniye dur. Bununla çeksene beni Meltem. Arda. Karizmatik görünüyorsun ama ha. Kaan dur oğlum, bir dakika. Kaan. Manzaram kötü ama böyle güzel çek beni. Kaan gerçek mi o kardeşim? Kaan dur oğlum, ne yapıyorsun? Manyak mısın ya, bırak. Kaan. Çeksene Meltem ya. Kaan çıkacak oğlum. Kaan bıraksana şunu. Ya bir dur. Nereden çıktı bu, gerçek mi? Amma korkak çıktın sen daha şampiyon. Bir dur, bir sakin ol. Babamın beylik silahı bu. Boş oğlum, boş, bir sakin ol ya. Dur. Tamam dur, inanmıyorsan göstereyim mi? Tamam, boş. Ne oluyor oğlum? Oğlum doluymuş lan bu silah. Meltem! Meltem nereye ya? Kızlar! Kardeşim ne yapıyorsun? Ya bırak beni ya. İyice saçmalık. Kaan! Hiç. Kaan! Kaan! Bu bir elindeki ne? Hadi Arda! Ya bir susana sen biraz ya. Kaan! Kaan, elindekini bir bırakır mısın? Bak iyi değilsin. Evet. İyi değilim lan, iyi değilim. Ben nasıl iyi olayım ya? Ha? Ben nasıl iyi olayım? Ya ben sırf senin için İzmir'e yazmışım ya. Allah'ın her günü annemle kavga etmişim.
Herkesin gözünün önünde aptal bir aşağı dönmüşüm ben Yağmur. Aptal bir aşağı dönmüşüm ben. Sen ne yaptın? İki gün önce gelen ol. Bana tercih ettin ya. İki gün önce gelen ol. Bana tercih ettin Yağmur. Ben... Bir konuşalım tamam mı? Böyle olmaz. Biz konuşalım bir tamam mı? Bırak. Ne oluyor? Ben de nerede kaldı diyordum ya prenses. Tabii Yağmur Hanım burada olur da. Yanında çok sevdiği, vazgeçemediği adam olmaz mı? Olur. Olur. Neden olmasın o da olur. Çok da güzel olur değil mi? Kaan. Kaan bana istediğin her şeyi söyle ama şu elindekini bir bırakır mısın? Hadi kardeşim. Şşş, tamam. Dur, dur lan. Seni seçti biliyorsun değil mi? Hı? Bana. Tercih etti seni. Sakin ol güzel kardeşim ya. Sakin ol. Sen ne içtin beraber içelim. Bak birader. Yağmur Loran'da ne geçti, ne bitti beni ilgilendirmez. Bilmiyorum da zaten. Ama benim alakam yok. Kafan da bayağı güzel belli ama onun elinden bırak öyle konuşalım hadi. Hatta biz sizi yalnız bırakalım değil mi kardeşim? Siz devam edin. Tamam. Haklı gel kardeşim. Tamam uçsun. Kusura bakmayın Yağmur Hanım. Tekne gezinizi de mahvettim geçen gün. Onu da ben yaptım. Ama çıkmayacağım bundan sonra karşınıza. Söz veriyorum size. Çıkmayacağım. Sen kazandın birader. Ben tamamdır. Yoruldum. Yoruldum. Yoruldum ben. Çek elini. Sakin ol, sakin ol. O sakladığın da var ya her ne... Sonuna kadar güvenebilirsin Yağmur'a. Ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi bana. Ya sana güvendiğinin var ya. Yarısı kadar bile güvenmedi bu kız bana. Bundan sonra da zaten güvenmesin. Hiç güven. Dur, dur. Kaan, Kaan. Kaan. İyi misin kardeşim? Kaan, iyi misin? Kaan, dur. Kaan, bırak. Lütfen. Kaan, bana bir bırak, bak lütfen. Kaan. Özür dilerim. Tamam, bırak. Kaan, tamam. Kalkın, gel. Beni bir dinler misin? Tamam, siz bir bırakın. Tamam, okey. Tamam, hadi. Tamam, bırakın. Bırak siz kardeşim, gel. Bırak, bırak. Dur, sakin. Dur, bir dakika kardeşim, gel. Tamam, bırak. Bıraksana, ben giderim. Bırak. Gel. Tamam, bırak. Gidiyorsun. Bırak, iyiyim ben. Nereye? Bırak ya. Biz gidiyoruz. Tamam, ya. Ben de geleyim. Gelme, tamam. Gel. Teşekkür. Yağmur bir dakika dursana. Yağmur. Bir dakika dur Allah aşkına. Benden mi kaçıyorsun sen? Kaçtığım falan yok. Yağmur. Ya bir dur o zaman ne olur. Babam. Babam diyorum ya senin babana işte. Savcıma yani. Kaan mı söylemiş bizim yerimizi? Ne olmuş? Eğer öyleyse çünkü gerçekten... Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şimdi de onu mu cezalandıracaksın? Durma. Durma git. Kır, parçala ağzını burnunu. Hadi rahatlarsın belki ha. Yardım etmek için. Yardım etmek istedim o yüzden. Böyle bir şey söyledim. Yani çünkü baksana çocuk üzgün. Sen üzgünsün. Ben hiçbir şeye sebep olmak istemem. Yardım etmek isterim. Yani. Benlik bir şey varsa eğer yardım etmek isterim. Yok. Yok yani. Gidip bir yalan daha söyleyemem ona. Gerçekleri de anlatamıyorum. Yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Senin de yok. O yüzden şimdi beni zorlama lütfen. Sıkma canını. Lütfen.
Eve getirdim, yatırdım. Merak etme. Mesajı aldığında bana gelir misin? Konuşalım, tamam mı?